Osmanlı'nın camilerden hanlara, saat kulelerinden çeşmelere çok sayıda eser emanet ettiği Bulgaristan'dayız bu kez. Ülkenin farklı kentlerinde varlığını sürdüren çeşmelerin tarihi ve mimari özelliklerini ve bugünkü durumlarını da Sofya temsilcimiz Sevda Dükkancı bize anlatacak. Sevda, seni dinleyelim. Elbette ki Ceren, neredeyse 500 yıla yakın bir ortak varlığın ve ortak mevcudiyetinin eseri Osmanlı'nın mirası çeşmelerde hala var. Birçoğu tabii ki harap edilmiş olsa da yine de başta işte Şumlu, Samokov, Balçık, Varna gibi yerlerde hala çeşmeler ayakta duruyor. Bunlardan bazı güzide örnekler bugün de 2016 yılı itibarıyla görmek mümkün. Elbette ki Osmanlı ve İslam kültürünün önemli eseri çeşmeler bugün de farklı nedenlerle, farklı adaklarla bu kez vatandaşlar, Müslümanlar tarafından da kuruluyor. Haberimizi de izleyelim. Osmanlı Devleti'nin 5 asır süren hakimiyetinin ardından Bulgaristan'a armağan bıraktığı eserlerden biri de tarihi çeşmeler. Osmanlıların uyguladığı vakıf sisteminin Bulgaristan'ın Türkleşmesinde ve İslamlaşmasında büyük etkisi olmuştur. Vakıf sistemi sayesinde kısa sürede Bulgaristan'da cami, mescit, tekke, zaviye gibi dini yapılardan başka han, hamam, çeşme, kervansaray gibi kamu yararına binaların yükselmesi mümkün olmuştur. Tabii bunların içerisinde çeşmenin özel bir önemi vardır. Çünkü Osmanlılar su getirmeyi, çeşme yaptırmayı en büyük hizmet ve en büyük sevap saymışlardır. Osmanlı Devleti'nin su kültürüne verdiği değerin göstergesi çeşmeler, sayıları az da olsa başkent Sofya'nın yanı sıra farklı kentlerde de varlığını koruyor. Çeşmeler umuma ait ve sağlık bakımından çok önemliydi. Osmanlılar da bu yüzden çeşmelere çok büyük önem vermişlerdi. Ekrem Hakkaiverdi Bulgaristan'da 75 çeşme olduğunu belirtiyor. Ancak günümüzde bu çeşmelerden çok azı kalmıştır. Vidin'deki Pazvantoğlu tarafından yaptırılan iki çeşme maalesef günümüze kadar ulaşmamıştır. Ulaşılanlar arasında Şumlu'daki Kurşun Çeşme'yi sayabiliriz. Balçık'taki çeşme, Varna'daki çeşme, çok güzel çeşme, Samokov'daki çadır çeşme, büyük çeşme çok güzel örneklerdir. Tarihin izlerini tam 3 asırdır taşıyan eserlerden biri de Şumlu'daki Kurşun Çeşme. Üst kısmı mavi kurşun levhalarla kaplı olduğu için bu adla anılan çeşmenin çatısı günümüzde kiremit kaplı. İnşa tarihi 1774 olan çeşme, belediye tarafından tasarruf gerekçesiyle kapatıldığı için su akmıyor. Şehrin yapıları arasında sıkışıp kalan bu Osmanlı eseri, suyunun akacağı günleri bekliyor. Bulgaristan'ın Samskov kasabası ise tarihte demir ve su şehri olarak anılan yerlerden. Meydanda yer alan büyük çeşme de kasabanın simge yapılarından. 1660'da Sultan Mutfağı'nın baş aşçısı Mehmet Efendi'nin talimatıyla inşa ettirildi. 1928'de Milli Kültür Anıtı ilan edilen çeşme dörtgen yapıya sahip. İslam kültüründe önemli yere sahip su kültürü, inşa edilen yeni çeşmelerle birlikte Bulgaristan Müslümanları tarafından devam ettiriliyor.